Hikaye türüyle ilgili numaralanmış cümlelerin hangisinde verilen bilgi yanlıştır? Hikaye yaşanmış ya yaşanabilir bir olayı, durumu, kişi, yer, zaman, mekan belirterek anlatan edebi bir türdür. Kişi, olay, durum, yer ve zaman hikayenin yapı unsurlarıdır. Anlatıcı vardır hikayelerde. Anlatıcı belli bir bakış açısıyla olay ve durumu aktarır. Hikayeler bir çatışma üzerine şekillenir. Romandan kısa olan hikaye türünde Olay sayısı çoktur. Kişi kadrosu geniştir denilmiş. 4 nolu yargıda. 5 nolu yargıyla devam edelim. Hikayede yazarlar iç konuşma, iç çözümleme, bilinç akışı gibi teknikler kullanabilirler. Bu bilgi de doğrudur. 4 nolu bilgi tekrar ele aldığımız zaman şunu görmekteyiz. Olay sayısı çok. Kişi kadro sayısı geniş denilmiş. Bu da romanın özelliğidir. Hikayede de olay sayısı az. Şahıs kadrosu dardır. Sorumuzun cevabı D'dir. Hangisi bu açıklamaya örnek olarak verilebilir? Burada metinlerin karşılaştırıldığını görmekteyiz. Öğretici metinler ve devi metinler olmak üzere. Sonrasında bir metne yoğunlaştırılmış, bilimsel metinlere yoğunlaştırılmış, dilin kullanış biçimi, kurmaca olup olmamaları yönünde edebi metinler ayrılır denilmiş. Anlatımının anlaşılır olması, düşünceyi doğru anlaşılır biçimde okura sunması, teze dayalı olması, araştırmaya verilerine desteklenmesi vurgulamalarıyla bu metin türünün ne olduğu anlatılmaya çalışılmış. Denemelerde herhangi bir konunun Özgür bir üslupla yazılması hususiyeti söz konusu olduğu için bu bilimsel türe girmez. Fıkra da aynı şekilde öznellik vurgusuyla oluşturulan metinlerdendir. Zaten fıkra köşe yazısı demektir. Günlükte de bilimsel metinlere kişisel hayatı konulan metinler yönelimiyle girer. Dolayısıyla bu ifadede cevap olamaz. Burada anlatılan tür makaledir. makalede bilimsel metinlerdendir. Dili kullanış biçimi serttir. Bilgiyi, düşünceyi olduğu gibi aktarma amaçlanır. Araştırma, teze, başvurma, dayanma söz konusudur. Sorumuzun cevabı D'dir. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki açıklamaya örnek verilemez? Düşünce yazısı olan fıkra ile mizah içeriğe sahip olan fıkra birbirle karıştırmamalıdır denilmiş. Mizahi fıkralarda nükte, hiciv, güldürü unsuru vardır. Yaşamdan yola çıkan küçük hikayeli anlatımda amaç ders vermektir. mizah, mizahi fıkra kişisel anlatım tarzı kısa ve yoğun içeriğiyle okuyucusuna mesajlarını doğrudan ve yalınsız Yan, yanlışsız iletmeyi hedefler denilmiş. Burada mizahi fıkra, Nasrettin Hoca fıkraları, İncili Çavuş fıkraları, Bekri Mustafa fıkraları ve Bektaşi fıkraları olarak adlandırılabilir. Ahmet Rasim ise modern anlamdaki fıkrayı, köşe yazısı olan fıkrayı yazan sanatçılarımızdandır. Hatta bu türün en iyilerindendir. Sorumuzun cevabı D'dir. Fıkra, sohbet ve denemenin karşılaştırılması ile ilgili aşağıdakilerin hangisinde yanlışlık vardır? Fıkra, sohbet ve deneme. Konu sınırlamasının olmaması, düşünceye dayalı yazılar olmaları, gazete çevresinde gelişmeleri ortak özelliklerindedir. Denemede düşünce derinlemesine ele sohbette durum söz konu, söz konusu değildir. Deneme yazarı okuru kendi düşüncesine çekmeyi amaçlamaz fakat sohbet yazarı okuru kendi düşüncesine çekmeyi amaçlar. Fıkra etkisi uzun süren bir yazı türü değildir fakat sohbet ve deneme biraz daha uzundur. Her zaman okunabilir hatta. Sohbette yazar karşısında biri varmış biri yokmuş gibi sorular sorar. Sorularda cevaplar verir. Fıkrada ise yazar serbest bir anlatımda düşüncelerini okuyucuya benimsetmeye çalışır. Denemede ise kendi kendine sorular sorar. Bu bilgiler doğrudur. B'de ise yazar denemede okurla konuşuyormuş gibi bir üslup benimsemez. Sohbette bunu yapar. Dolayısıyla burada bir yanlışlık söz konusudur. Benimserken sohbette kendi kendisi konuşmaz. Bunu da denemede yapar. Yani yer değiştirmelidir bu yargılar. Dolayısıyla burada yanlışlık vardır. Sorumuzun cevabı B'dir. Boş bırakılan yere hangisi getirilebilir? Tezkire divan edebiyatında ünlü kişilerin yaşam öykülerinin anlatıldığı toplandığı eserlerdir. Tezkireler konularına, kapsadıkları kişilerin mesleklerine göre çeşit adlarla anılırlar denilmiş. Burada tezkirenin günümüzdeki karşılığının ne olduğu dile getirilmeye çalışılmakta. Dolayısıyla divan edebiyatındaki karşılığı tezkir olan tür, kişilerin hayatının anlatıldığı tür biyografidir. Otobiyografi kişinin kendi hayatını anlatmasıyla ortaya çıkan türe verilen karşılıktır. Günü bildik olayların yazıldığı, tarih olarak yazıldığı yazılarak günce denir. Özgeçmiş kişinin kendisiyle ilgili gelişimleri aktardığı yazılardır. Anı yaşanmış ya da şahit olunmuş durumların üzerinden zaman geçtikten sonra anlatılmasıyla ortaya çıkan yazılardır. Teziklerin karşılığı biyografidir. Sorumuzun cevabı A'dır. Parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi getirilir? Hikaye türü tarihi süreç içerisinde olaya dayalı bir tür olarak gelişmiştir. Dünya edebiyatında hikaye türünün ilk örneği İtalyan yazar Boccaccio'nun Decameron hikayeleridir. Buradan Decameron hikayelerine ulaşıyoruz. Bütün seçeneklerimiz zaten Decameron hikayesini koymuşlar. Herhangi bir olayın belli bir düzen içerisinde merak unsuru ele alındığı hikaye tarzına olay hikayesi diyoruz. Bu Çehov tarzı hikaye olarak da geçer. Dolayısıyla buradan Çehov tarzı olanları yani olay hikayesi olanları alıyoruz. İki seçeneğe indirmiş olduk. Herhangi bir olayın belli bir düzen içerisinde merak unsuru alındığı hikaye tarzında olay hikayesidir. Olayı arka plana tutan, turak yaşamın belli bir kesitini alan hikaye ise durum hikayesidir. Buradan durum hikayesine ulaşıyoruz. Olay hikayesi, durum hikayesi yine devam ediyoruz. Ee, klasik hikaye türünün temsilcisi Maupassant'tır. Rus yazar Çehov da durum hikayesinin temsilcisidir. Anton Çehov dolayısıyla Maupassant ve Çehov bilgilerine ulaşıyoruz. Sorumuzun cevabı C seçeneğidir. Hangisi makale türü için söylenemez? Bilimsel metin türlerinden bir düşünceyi kanıtlayarak açıklayan yazılardandır makale. Bir görüşün doğruluğunu ya da yanlışlığını ortaya koymak amacıyla yazılır. Ortaya konan görüşler bilimsel temellere dayandırılır. Nesnellik hakimdir. Bilimsel veya akademik makaleler genellikle dergi, kitap ve genel ağlarda yayınlanır. Gazetelerde güncel konularla ilgili nesnel yaklaşımla yayınlanan yazılardan makale olarak değerlendirilebilir. Bu bilgiler doğrudur. Hepsinde öznellik vurgusu, bilimsellik vurgusu var dikkat edilirse. E'de ise uzman kişilerce yayınlanan makalelerde nesnel bir dil kullanılır. Ortaya konan düşünceler sağlam bir kaynaklarda desteklenir ve kaynaklar belli bir kurallara göre başka bir metinde gösterilir denilmiş. Bu bilgi de doğrudur fakat kaynakların gösterilmesi hususiyeti söz konusu değildir. Sorunun cevabı bu nedenle E'dir. yukarıdaki boşluğa hangisi getirilemez? Hikayeciliğimizin ilk örnekleri olarak verilebilir denilmiş. Destan olaya dayalı bir tür olduğu için hikayeciliğin ilk türü olarak verilebilir. Masal yine olaya dayalı olduğu için, halk hikayesi, metah hikayeler de yine olaya dayalı olduğu için edebiyatımızda hikayenin ilk örnekleri olarak verilebilir. Çünkü Tanzimat'a kadar edebiyatımızda modern anlamda hikaye yoktu. Tezkire ise bir hikaye değildir. Tezkire biyografinin karşılığıdır. Dolayısıyla tezkire ifadesi getirilemez. Doğru cevap E'dir. Necip Fazıl Kısa Kürek'in Bir Adam Yaratmak adlı eserinden alınan bu parça hangisine örnek verilebilir? Parça incelediğimiz zaman tatlı bir hüzünle sükunet içinde Mansur'a bakmadan konuşur. Kardeşim sen benim dostumsun değil mi? Dostunum Hüsrev. Mansur ona inanıyorum. Mansur'un başı Hüsrev'in üstüne düşer. Cevap vermez. Duygusal bir durumun dile getirildiğini görmekteyiz. Acı ve duygusal bir durum dramatik şekilde dile getirilmiştir. Dolayısıyla burada dram ifadesine ulaşırız. Müzikli komedilere vaudeville, saçma sapan konuların işlendiği tiyatrolara absürt tiyatro, dinleyiciye, izleyiciye o izlemiş olduğu temsilin bir oyun olduğunu hatırlatan oyunlara epik tiyatro, hayatın günün yanlarını ders çıkarmak gayesiyle anlatan yayınlara, yazılara, oyunlara ise komedi diyoruz. Acıklı taraflarını veren oyunlar ise dramdır. Sorumuzun cevabı B'dir. parça aşağıdaki yazısına türlerin hangisinden alınmış olabilir? Eleştiri bir eser ya da sanatçı ile ilgili yapılan değerlendirmeleri içerir. Sempozyum bildiri sunmak olarak nitelendirilir. Bir konuyla ilgili uzman birinin sunmuş olduğu bildiridir. Makale konuşma vasıfından ziyade soru-cevaptan ziyade bir fikir yazısı olarak nitelendirildiği zaman bir meselenin kanıtlanmaya, ispatlanmaya, açıklanmaya çalışıldığı yazılardır. Birinin hayat hakkında bilgi verilen metinler ise biyografidir. Mülakat ise sanatçı devlet adamı vesaire ile ilgili yapılan karşılıklı görüşmelere verilen karşılıktır. Burada İsmail Parlatır ile Cengiz Aitmatov arasında yapılan bir görüşme ortaya konulmuş. Dolayısıyla bu bize mülakatı çağrıştırır. Sorumuzun cevabı B'dir. Yukarıda tanımı ve yapılan eleştiri türlerinden hangi ikisinin yeri değiştirilirse bilgi yanlışlığı giderilmiş olur. Değerlendirdiğimiz zaman bir ve 2 nolu parçalarımızda tarihi ve sosyolojik eleştiri denilmiş. Eleştirmenin kendini okurun yerine koyduğu eleştiri türü öznel eleştiridir. Tarihi ve sosyolojik eleştiri değildir. Dolayısıyla öznel eleştiri bir nolu yere geçmeli. Öznel eleştiri de ise eleştirmenin eserin eserin oluşturduğu zamanın toplumsal şartlarına göre değerlendirdiği eleştiri türü denilmiş. Bu da tarihi ve sosyolojik eleştiridir. Dolayısıyla bir ve ikin oğlu e, bilgiler yer değiştirmelidir. Sorumuzun cevabı